kanalıma ve hayatıma hoş geldin. Ben evde uslu uslu oturuyordum. Gerçekten hiçbir şey yapmıyordum. Temizlik yapmıştım biraz. Duşa girecektim. Eren de o sırada Tunca'yı aramış. Ama şöyle bir şey ki Tunca da Eren aramadan bir iki dakika önce Betül'e demiş ki Erenleri bir arasak mı? Ne yapıyorlar? Bir planları var mı? Ve sonra Eren'le Tunca telefonda sözleşmişler. Biz Betül'lere gidecekmişiz. Gerçekten Betül beni aramasa duştan çıkana kadar haberim olmayacak. Tam duşa giriyordum. Betül aradı dedi. Tunca ile Eren böyle böyle plan yaptı falan. Akşam bize geliyorsunuz dedi. Ondan sonra dedim siz de gelebilirsiniz ama çünkü hep biz gittik artık. Onlar bayağıdır gelmiyor. Bu benim dikkatimden kaçmadı değil. Ama televizyonlarında film partisi yapacakmışız. O yüzden kıramadık tabii ki de. Yoksa ben onları çağırır diretirdim. Bir de zaten bu taraftan oraya dönmüşler. Bir daha bu tarafa saçma olacaktı. Onlar için böyle. Şimdi tabii ki hazırlandım. Bak duşa girdim, çıktım, makyajımı yaptım, ne giyeceğime karar verdim. Ondan sonra saçımı yaptım, düzleştirdim, oje sürdüm falan. Eren'i bekliyorum hazır olması için. Bu hep böyledir yani bizim evde. Ya Betül'lerde, ya yollarda, bir yerlerde görüşürüz. Sana şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ve hala daha kanalıma abone değilsen abone olmayı ve bu videoyu da beğenirsen lütfen aşağıda bulunan butonlardan beğene tıklamayı unutma. İyi seyirler. Bak işte kendi boyadığım ayakkabılarım bunlardı. Yani bayağı oldu ben bunları boyayalı gerçi. Hande Eren kanalında boyamıştık. Eren de bir ayakkabı boyamıştı. Böyle. Gidiyorum şimdi. Koşuyorum hatta. Ve biz Betüşümlere geldik. Şimdi bir kahve koyduk. Kahve içeceğiz. Şimdi hemen bir dakika bir şey açıklamak istiyorum. Hazır Betül de yokken burada bir şey söyleyeceğim. Çünkü benim de çok canım sıkılıyor. Kahve de bitti ama olsun. Bunu nereden sessiz alıyorduk? Neyse ben şuradan komple bir televizyon sesini kapatayım. Şimdi yine bir önceki videoya yok şöyle işte Betül'e gidiyorsunuz da bilmem ne de yemek de. Ya bu yemek muhabbetine bir kere takılmış durumda. Ama şunu söylemek istiyorum. Bakın bunu açıklamam bile çok saçma ve gereksiz zaten. Biz Betül'lerle uzak oturuyoruz. Bu bir aşikar zaten. Eren buraya gelebilmemiz için önce eve geliyor. Beni alıyor. Beni aldıktan sonra tekrar buraya geliyoruz. Şimdi eve gelip mecburen beni aldığı için illaki evde bir yemek oluyor ki aç oluyor. Adam işten geliyor. Evde yemeğini yiyor. Burası da uzak olduğu için yol mesafesi yolda dayanamaz o açlığa. Biz buraya her zaman yemek yiyip gelmiş oluyoruz. Betül her defasında diyor yemeğin burada yiyelim falan. Ama Eren'in dayanması mümkün değil. Hani anlatabildim mi? Şimdi kahve dedim. Kahve içeceğiz dedim ya. Gene böyle gelmesin diye. Çünkü hani ya bilmiyorum Betül'ün üzüldüğünü de düşünmüyorum ama insan ister istemez kendisini rahatsız hisseder. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeylere gerek yok. Biz memnunuz. Gayet güzel ağırlanıyoruz her defasındaki. Bizim için en önemli şey güler yüz. Hoş sohbet. Bunlar çok yeterli. O yüzden lütfen bu yemek muhabbetine bir takılmayın. Bir boş verin. Biz nerede ne yiyeceğimize kendimiz karar verelim. Oh be! Ne zamandır açıklayacağım açı. Siz ne yapıyorsunuz? Ya biz takılıyoruz yani. Sen ne yapıyorsun? Sen kimle konuşuyor? Ben kendimle, canlarımla konuşuyorum. Tamam, biraz bu odada da konuşalım. Hadi. Hadi bakalım. Tatlıya gidiyoruz. Eyvah. Eren kaybettim. Bir şey söyleyeceğim, güzel kurtardım. Bir şey diyeceğim. Efendim kanka? Hangisi sağdaydı sorta? Kanka bu taraf sağdaydı, bu taraf ortaydı. Tamam, sonra ikisi orta taraf. Tamam. Ve tatlım tatlım. Bak ne yaptın? Kırdın attın. Hayır, yırtıp attın. Kanka hiç bilmem. Hiç şarkı ezberleyemem. Peki. Bir deli loy deli loy desler. Biz şimdi kahve içeceğiz. Sonra evet, görüşürüz. Evet. Sen niye atarlandın? Neye? Niye içeride kendi hararetle konuşuyorsun? Kanka bir şeye çok sinirliyim. Neye? Seni de çok sinirli olduğum bir şey aslında. Çok gıcık oldun, sinir de değil. Onu bir söyledim, anladın mı? Onu bir anlattım, içim rahatladı. Kaydı kapatayım, ben sana anlatırım. Onlar beni dinledi sen zaten. Sen ne diyorsun, veriyorum. Bu bana yapılır mı Betüş? Bu bana yapılır mı? Ama çok güzel, baksana ben bitirdim. Sen tabağını bitirdin mi? Hepsi çok güzel. Biz şimdi Recep İvedik'i bitirdik. Hala buradayız. Betül ile Tunca Atiye'yi izliyorlar. Biz Eren'le izledik bitirdik. Betül ile Tunca da çok beğenmişler. Şey, kendimi spoiler vermemek için çok zor tutuyorum. Hayır, sakın anlatma. Ben şimdi ne olacak diye başlıyormuşum. Baba Tunca'nın bakışı. O bakışı yakalamayı çok isterdim. Koli bandı getirip ağzını bantlar mısın? Yok, ben kendim nefret ettiğim için o olaydan kimseye yapmam. Ben artık Instagram'da izlediğim dizileri paylaşmıyorum. Çünkü herkes mesaj atıyor, sonunu söylüyor. Bundan sonra paylaşmıyorum. Bitirince paylaşıyorum. Neyse biz izleyelim. Eren de tamiratta. Tamirat da diyor çocuğa ya. Neyse sonra görüşürüz.
Aynen öyle, çocuğum gibi şey yaptım onu. Betül'ü tutunca yatağın üstüne koydum da üstüne bir şey. Of ya. Ara sıra bakın da düşmesin. Kanka yanına yastık sıkıştırdım. 2 hours later. Biz izleyeceğimiz her şeyi izledik. Şu an burada benim ergenliğimle dalga geçiliyor. Koysana fotoğrafını oraya. Koymayayım şimdi. Koy. Takipçi kaybetmeye gerek yok. Koy, insanlar şoka girsin. Koy. Şu an gerçekten benim ergenliğimle burada tek tek dalga geçiyorlar. Yorumlarda lütfen savunma yapın bana. Senin fotoğrafını görsünler, ben yorumlarını göreceğim. Tamam, peki ben koyacağım kanka. Bir tane de sen mi gönder bana ergenlik fotoğrafını, yan yana koyayım. Ben şimdi değil, ona, şimdi hayır, değil. Yok tamam, ona kabulüm. Çünkü ben senin yanında çok elit kalacağım, anladın mı? Sen? Sen mi? Sen de mi? Sen de mi? 2000 like gelirse bir dahaki videoda göstereceksin. Neyi göstereceksin? Ergenlik fotoğrafını. 2000 like'a gösteremem. Kaç istiyorsun? Gösteremem. Bu kadar da aç gözlü olma. 50.000 like falan bekliyorum. Bir şey söyleyeceğim, gerçekten gösteremem. Niye? Kanka sence? Sen öyle bir ergenliğin olsa gösterir miydin? Bilmiyorum, hayır herhalde. Kardeş bizim doğum yerimiz Bağcılar, anlatamıyor muyum? Boşver, sen normal kalır mısın? Bağcılar kenarda kalsın. Ay sen kendimi de çekemiyorum. Kalsın. Bağcılarla olmaktan gurur duyuyorum. Biz hayatı sizden bir sıfır önde başladık. Bir Bağcılar, bir Avcılar değil mi Tunca? Kesinlikle. Hande kendine gel. Biri büyük çekmece çocuğu, biri küçük çekmece çocuğu. Kızım. İşte biz şimdi oturduk, film falan izledik, mısır falan yedik. Öyle. Şimdi kalkıp evimize gideceğiz Allah'ın izniyle. Ondan sonra... Biz şimdi Betüller'den çıktık. Bu arada çok karanlık, kusura bakma. Ama bunu söylemek zorundayım ve aydınlık yolla nerede karşılaşacağımı bilmiyorum. Betüller'den çıktık, eve doğru gidiyorduk. Sonra Eren dedi ki, ya yollar ne güzel dedi. Böyle olsa dedi, her yere giderim falan dedi. Ondan sonra biz bir çılgınlık yaptık ve şu anda... Tam olarak bir iki saniye önce kamerayı açmadan denizlere gitmeye karar verdik. Ama bundan asla ne Deniz'in ne de Sinan'ın haberi var. Saat 3. Saat gece aynen 2.53 şu anda. Bildiğin gecenin 3'ü, biz gidene kadar 3.30-4 falan olur herhalde değil mi? Ben şu an yanlış yola girdiğimi düşünüyorum. Yollar boş olunca bulduğu her yola giresi geliyor. Konu çok dağıldı. Öyle işte, şimdi denizlere gidiyoruz ve dediğim gibi ikisinin de haberi yok. Bu kadar rahat gidebilmemizin sebebi de Sinan sabaha kadar çalıştığı için, yani gece mesaisi yaptığı için, evden çalıştığı için gidebiliyoruz. I'm getting it. Call me Lama Luxury. I'm a Niger up in this. When I turn up, you know I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I am so, I'm so. Yes, I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my.
Tabii ki kapıyı kimseye açtıramayacağımız için. Şimdi Deniz'i arayacağım. Biz Deniz'le hep görüntülü konuşarak kahve içeriz. Ve ona diyeceğim ki kahve içelim. Ama önce kapıyı aç. Alo. Alo, ne yapıyorsun kanki? Ne yapayım, oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi, ben de kahve içtim bugün de, içebilecek misin gene? İçerim. İyi, kapıyı aç o zaman. Kapıyı mı açayım? Evet. Nasıl içeceğiz oğlum kahveyi? Hayır, git manyak kıyak. Lan açsana kapıyı, köpek var. Sen ciddi misin? La şu kapıyı aç. Aa. Şükür. Oo. Şükür yani. Hadi koy kahveyi, geliyorum. Mala bağladı şu an. Deniz'in ağzında ne kadar ya, bozuk. Zaten bir şey söyleyeyim, bu konuşma sürekli bipli olacak. Maalesef. Normalde böyle birisi değil de o kadar şaşırdı ki. Şaşkınlıktan da hiç hani şaşırdı. Kanka kahvaltıya geldik. Biraz bir tıkarken geldiniz galiba. Olsun. Evet, bak şu an buradayız Kanlıcan. Bu tipimle çekme. Kanlıcan da buradayız. Gecenin dördü. Hedefe ulaşıldı. Siz duaydın, aşağı kapı kapalıydı. Don buraya dalacaktık biz. Evin yolunu şaşırdım. Yanlışlıkla geldim buraya. Yalan söyleme, kayıtlarda var. Neyse, ben şimdi bir elimi yüzümü yıkayayım, geliyorum. Ve kahvelerimiz hazır. Gece kahvesi. Vallahi bugün uyuyamayacağız. Zaten bu saatten sonra uyumanın anlamı var mı? Tam 3.56. Biz şimdi eski gibi kahvelerimizi içelim. Açıkta Deniz'le dedikodu yapayım. Dedikodu değil, çok pardon. Olanları değerlendirelim. Ondan sonra bakalım ne yapıyoruz. Vallahi var ya, yaptığımızı başka yapan var mıdır bilmiyorum. Büyük çekmeceden Kartal'a geldik. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna. Şimdi sadece şunu soruyorum gençler. Saat şu an kaç? 7. Değil. 6. 6.49. Nasıl 6.49 ya? Bu arada sabah 6.49. Yani hala bugünün gecesindeyiz. Biz de ne yapıyoruz? Tavuk haşlıyoruz ve niye? Eren nesinden önce koş. Ve bunu kim istedi? Eren. Şaşırdık mı? Hayır. Ben gerçekten yakında gıdaklayacağım. Tavuk haşlandı. Bir de pilav yapılacak beyefendi. Tavuk pilav istiyor. Kameranı al. Bana Eren'den başka hiç kimse bu saatte pilav yaptıramazdı. Aldı şeker var. Resmen tavuk burada haşlanıyor. Pilav burada. Olacak şimdi. Yapacağım inşallah. Uyuyakalmazsam. Belki benim koltukta sızmam. Saat şu an 7. Ya da 7.30 da olabilir. Kahvaltım mis gibi. Yalnız pilavım tane tane olmuş. Tavuk da tiftik tiftik, evlerimize sağlık. Ama bunu isteyen kimdi? Eren, ama hala masada yok. Afiyet olsun Eren. Günaydın. Aa, çok kötü. Tekrar günaydın. Yine her zamanki gibi ilk uyanan ben oldum. Kalktım, elimi yüzümü falan yıkadım, biraz kendime geldim. Saat 2'ye gelmek üzere. Çünkü 8 miydi neydi biz uyuduğumuzda zaten. Şimdi Deniz'i uyandırmam lazım. Yatak odalarına girmek istemediğim için. Kapıları da yarım açık çünkü. Önünden geçmek istemedim. Deniz'i arayıp uyandıracağım. Oha ya, bu ses, telefon sesi buraya geliyor. Çünkü Deniz'in yatak odası. Beni meşgul atmış. Olma ihtimali yüzde kaç? Tekrar arayacağım. Salonu bekleniyorsunuz lütfen. Salona mı? Evet. Tamam ben. Acil bir şey olmuş kanka, çok kötü. Tamam, geliyorum. Haydi gel. Günaydın. Bunu yapacağını tahmin etmiştim.
kızın eline kamera vermeyin. Bu kız çok tehlikeli. Tamam tamam, kapatın hadi, rahat et. Deniz Hanım, Deniz Hanım ne yapıyorsunuz? Köy yufkasından koy bire. Aa, bu sabah ziyafet var. Bu benim en sevdiğim. Ellerine sağlık. Hadi doğruma kutla, bu zafer senin. Böreğine sağlık. Bir şey söyleyeceğim. O zaman hiç oynamayalım. Çünkü midemizde hep nimet var. Bak işte nimet, nimet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz Eren Bey? Aşkım, burada seninle beraber sohbet ediyorum. Ama gece... Siparişiniz geldi. Hayatın gündemini... Siparişiniz. Siparişiniz geldi. Eren Bey, siparişiniz geldi. Hadi canım. Sen salak mısın ya? Poşetin içine giriyor. Sen salak mısın ya? He? Salak mısın sen? Sürekli poşetin içine. Şuna bak bakayım. Ödemeyi yap Eren'cim. Paha biçilemez ama. Dur sakin ol. Hoppa. Çıktı gitti. Sipariş gittiği için ödeme yapamıyoruz. Hoşçakalın. Ben oğlum niye öyle yapıyorsun ya? Kanka katliyiz. Oğlumun evi ol. Koskoca 3+1 evde kediciye kalan eve bak. Yazıklar olsun İki size. İki tane yatağı var bir de bu evde onun. Ama o gidiyor poşeti seçiyor değil mi? Kahve almaya gitti. Hemen bir Türk kahvesi yapıyorum. Kanka kahve makinenden memnun musun? Evet. Bakın bendeki kahve makinesini çok soruyorlar. Soranlar var. Benimki Arçelik. Bu neyindi? Arzu Fakir. Nereden aldım unuttum. Deniz'e düğününde ben hediye olarak bunu almıştım. Düğünümde boynuma onu taktım. Aynen. Niye öyle diyorsun? Düğününde çeyreğini de takmıştım. Hayır. Ah o zaman çeyrek takılıyordu be. Şimdiki evlenecek olanlara Allah aynen yardım etsin. Şimdi şu kahve makinesini göstereyim. Bunu böyle almamızın sebebi, ben tabii ki de Deniz'e asla böyle bir şey alacağımı düşünmüyordum. Ama Deniz'in konsepti rose gold olduğu için mutfağında. Du. Gerçi lanet olası bazı sebeplerden dolayı. Neyse, rose gold'da sadece fakirde böyle bir şey bulabilmiştim. Şöyle şu şekilde. Bundan 5 tane çıkıyor mu? Çıkıyor. 5 fincan şey çıkıyor. Ama bunu bu şekilde olur. Bak. Hı? 6 da olur, fincanına göre değişir. Ya tabii canım. Yaparken göstersin. Evet çok mantıklı. Dur şöyle nasıl olduğunu göstereyim. Vallahi burası da benim evim gibi. En üst kattayım ama. Ben en alt kattayım. Ortası yok bunun herhalde. Yok. Aynen. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Tipi falan çok güzel bence. Küçük de hani. Yer kaplamıyor. Canım medar iftarım. Bu beni ilgilendirmiyor şu an. Çünkü onu ben almadım. Onu kayınvalidem aldı bana. Vay be, ne kayınvadeler var. Hatice anneciğimin de kulakları çınlasın buradan. Hani Eren'in annesi Hatice annemden bahsediyorum. Çünkü Deniz'in kayınvalidesinin adı da Hatice. Bu arada şaka yapıyorum anne eğer izliyorsa. Geldi, yemin ediyorum Hatice'ler geldi, ben gidiyorum. Evet, biz şimdi Hande ile Deniz'e bir krallık yapacağız. Sabahtan beri kahvaltımızı yaptılar. Ondan sonra bazı bir ufak tefek şeyler daha yaptılar. Ama biz de dedik ki Sinan'la onlara güzel bir kahve yapalım. Doğru mu kanka? Aynen öyle. Bir güzel kahve yapalım bakalım, nasıl yapıyoruz kahveleri. Yani burada ben yapmıyorum şu an, Sinan yapıyor. Ben de çekiyorum, ben de bir iş yapıyorum aslında. Sinan marifetli adam.
Mükemmel. Dur 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 dur. Dur. Ne oldu? Oğlum dur. Karıştıracağım, ne yapacağım? Evet. Arkadaşlar bir tarif varmış yani, ben bilmiyorum bu şeyi. Şimdi dökebiliyoruz mu? Ben dökeyim, sen çek. Evet, şimdi kahvemiz hazır. İlk önce bir köpüklerini koyuyoruz. Köpüksüz olmuş demesinler kanka, yoksa harbiden dillerine düşeriz. Vay 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 vay. Mehmet Efendi'ye buradan selamlar. Artık yaşıyor mu bilmiyorum. Rahmetli hakkında iyi şeyler konuşalım. Rahmetli'yi nasıl bilirdiniz kanka? İyi bilirdik. Tanımıyoruz. Fenerbahçe'de villası var. Var mı gerçekten? Var. Adam. Biliyorsun bu işleri. Evet, kahvelerimiz hazır. Şimdi servise geçiyoruz. Aman ne kadar hamaratız ya. Şunu götüreyim hadi. Evet, şimdi hanımefendiye kahvesini götürüyoruz. Aman dökmemem gerekiyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bana diğerine bakın. Şu an Hande Light oynuyor. Yazıklar olsun sana. Bir de bana o kadar şey yapıyorsun. Neyse, ben asıl olan hedefime geldim. Teşekkür ederim. Buyurun hanımefendi. Burada görünmeyecek olan şeyler var. Bunlar kesinlikle... Bunlar kötü şeyler arkadaşlar. Bunları kesinlikle bakın attım gördüğünüz gibi. Hande Hanım, afiyet olsun. Afiyet değil, afiyet. Olsun, ben öyle diyorum. Hadi bak bakalım. Nasıl yedim onu? Salak. Herkesten önce ben öldürüyorum. Gelmiş, oyun oynuyor burada. Şapşik. Ve biz yine yolcuyuz kankacığım. Ama çarşambadan sonra bekliyorum artık. Buyurun gelin. Sinancığım, hiçbir şey için teşekkür etmiyorum sana. Sana çok teşekkür ederim. Neden? Sana çok gıcığım bugün. Geldiğinden beri gıcık sana. Ben sana bugün çok gıcığım Sinan. İnsan kardeşine gıcık olur mu? Olur, asıl kardeşine gıcık olur. Kankilerim, thank you her şey için. Şaka bir yana. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi bekliyoruz biz de. Tamam. İyi iş canım. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz, hadi. Sosyal mesafe. Aynen. Bütün gün şey... O şey ama, %1'lik bir ihtimal oluyor öpüşmemek. O %1'lik ihtimali de harcamayalım. Evet. Mesela. İlerleyen yollarda çok öpüşürüz. İnşallah Rabbim o gün var. Önüme gelene sarılacağım yolda. Ben önce diyeceğim elini öpeyim. Nereye gidiyoruz bakalım buradan? Beni bırakıp gidiyorlar. Sen de beni bırakıp gelmiştin. Hatta ben kendi elimle bırakmıştım gerçi. Salak kel kalacağız zaten, saç dökülmesinden muzları biz. Ve tabii ki nereye geldik? Vallahi bugün ya bu hafta sonu çok bereketli oldu gerçekten. Şimdi dükkana geldik abimlerin yanına. Ufuk abim burada ama yine kötü kötü şeyler yaptığı için gösteremiyorum. Mustafa abim de bize balık ekmek alıp gelecek, canımız çekti öyle. Gerçi canımız çekmedi. Biz karnımız aç dedik abime. Ne önerirsin dedik. O da balık ekmek yiyin dedi. Mustafa abim de dışarıdaydı, alıp gelecek. Böyle karnımızı doyuracağız. Benim ilk videonu ne zaman çekeceksin? İlk videomu çektim de seni editlemeni bekliyorum. Ben editleyeceğim. Evet. Tatlım, çok üzgünüm. Gerçekten. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bizim ilk Eren'le YouTube'a başladığımız bir kanal vardı. Zaten çok soruyorsunuz. Adını yapacak bir şey yok olarak değiştirmiştik. O kanal işte adı değiştirmiş. Abla ne oldu, abla çalındı mı falan diye. Hayır. Abime verdik. Abim elinden geldiğince yemek videoları çekip atacak. Çünkü yemek yapmayı çok seviyor. Ve maalesef de güzel yapıyor. Şimdi onun niye yanında da onu da övmeyi çok isterdim ama güzel de yapıyor. Bu lezzetleri insanlarla paylaşmalısın dedik. O da başlayacak. Verdiniz bakalım. Verdiniz bir gaz bana bakalım, dur. Aynen, zaten ilk video çıktığında ben kesinlikle paylaşırım. Oradan abimi desteklerseniz de çok sevinirim. Yani attığı videonun yorumlarında direkt abimle muhatapsınız bundan sonra. Şimdi kanal isminin, kanal annesi sensin, isim annesi. Evet. Lezzet Ufuk'ta dedin. Arkadaşlarınıza soralım mı bakalım, ne düşünüyorlar? Kanal ismi güzel olmuş mu? Bir onu sorsana sen. Tamam. Şimdi biz çok isim düşündük yemek kanalına ne olabilir diye, işte bir kaşık, bir kepçe, işte lezzetli falan diye. Ben dedim ki Ufuk abimden de Ufuk ya. Ufuk abimden de Ufuk ya. Dedim ki lezzet Ufuk'ta güzel olmaz mı? Hani bence tatlı durur dedim. O da ilk etapta çok beğendi ama eğer senin bir fikrin varsa veya şu olsa daha iyi olabilir diyorsan yorumlara yaz. Oradan Ufuk abim de bakıyor olacak. Beğenirsek o şekilde de değişebilir. Onu soralım sana. Bize yardımcı olsan çok seviniriz. Ama bence Aleykümselam. Merhaba. Nasıl gidiyor araba? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Koronada gibi. Sen ne yapıyorsun? İyi. Git elini yüzünü yıka şimdi. Ay, yemeklerimiz geldi. Yemeklerimizi yiyelim. Ondan sonra görüşürüz. Yorumlarda bekliyoruz. Ufuk abim de bakıyor. Evet. Bana yaklaşma. Yaklaşma. Bana yaklaşma. Selamünaleyküm. Ya çat çat çut çut çıksın. O çıkacak canım.
Ne çıkacak? Ulan ben yapsam yakışırmış falan aslında. Vlog. Vlogger. Çekiyor mu? Çekiyor. Ya yemek yiyorum rahat. Soğanlar gözüme çarpıyor. Bak mesela bu adam. Soğanlı balık yiyor. Ne izleniyor arkadaş ya? Anne soğanlı balık yiyor. Bak mesela bunu izle. Ve artık Abbaslar yolcu. Yine bekliyoruz. Teşekkür ederiz her şey için. Artık biz bekliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, lezzet ufukta dostlarım. Karar tam net değil, değişebilir o. Evet, ona siz karar vereceksiniz işte şimdi. İşte şimdi yorumlara yazacaksınız ve karar vereceksiniz. Evet. O zaman evde görüşürüz. Bye. Ve bu kız artık evine geldi. Evet, gerçekten çok bereketli bir hafta sonu oldu. Sevdikleri, ya neredeyse tüm sevdiklerimizi görebildiğimiz bir hafta sonu geçirdik ve bana cidden çok iyi geldi. Hepsine de teşekkür ediyorum. Hepsinin yanında da aşırı 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 eğlendik zaten. Erom da burada. Ben ne yapıyordum? Ne yapıyordum ben? Tabii ki de bu videoyu editledim. Şimdi bitirdim. Sonunu hemen bir kapanış yapayım dedim. Böyle hop birden video bitsin olayını sevmiyorum ben. Kendime yakıştıramıyorum. Hani bana sanki önemsenmiyormuş gibi geliyor izleyiciler. O yüzden elimden geldiğince bu şekilde videolarımı bitirmeye devam edeceğim. O zaman beni buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Lütfen hala kanalıma abone değilsen abone olmayı ve aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğendiysen beğeni tıklamayı unutma. Dilersen bildirim çanını da açabilirsin. Ben video attığımda ilk senin haberin olur. İlk senin haberin olduğunda yorum yaparsan ilk 1-2 saat içindeki yorumlara cevap verdiğimi söylememe gerek bile yok bence. Kesinlikle. Evet, o zaman ne diyoruz bebeğim? Tıpkı eski günlerdeki gibi hazır mısın? Evet. 1-2-3 Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.